Baba Torik. Merhaba. Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'daki ilk maçın revanşında Manchester United'la Milan karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda Manchester United 3-2 kazandı. Tabii büyük avantaj. Manchester United yıllardır yıldız futbolcularını kaybetmesine karşın oyun felsefesini bir türlü kaybetmiyor. Aynı şekilde tempolu oyununa devam ediyor ve bu teknik altyapıyı kurmuş olmaları aslında hayranlık uyandırıyor. Fakat tabii önemli yıldız oyuncularını kaybettiği için yani son 4-5 yıla baktığımızda 4-5 yıl öncesine göre ya da birkaç yıl öncesine göre o kadar dominant değiller eskisi kadar ama oyun felsefeleri aynen devam ediyor. Pozisyon bulma, hızlı oynama, çok pas yapma, çok çabuk rakip kaleye inmek konularında sıkıntı yaşamıyorlar ama şeyde bir geçmişe göre gerileme var. Yani daha fazla pozisyon veriyor, daha fazla gol yiyor. Hani eskiden Manchester United'la bir takım oynadığı zaman gerçi Milan'la oynuyor, Milan için söylemiyorum da güçlü diyebilecek bir takım oynadığı zaman direkt favoriyken şimdi o seviyede değil tabi. Milan'da tam bir dengesiz takım. Bu seneki Milan için söylüyorum. Yani 4-5 maç acayip güzel oynuyorlar. 3-4 maç acayip kötü oynuyorlar. Bir de bu sene NTV'de çok izledim Milan'ı. Gerçekten dengesiz bir takım. Ben ama daha önce bir yorumumda söylediğim şeyde ısrarlıyım. Milan'ın bu kadrosu o klasik İtalyan oyununa uygun değil. Yani savunmada, orta sahada sert savunmada kalıp böyle hızlı bir şekilde hücuma çıkmaya uygun bir takım değil. Çünkü savunmada kaldı mı golü yiyor. Zaten ligin başlarında böyle oynuyorlardı. Darma duman oldular. Sonra toparladılar. Toparlarken de işte teknik direktör Leonardo'nun Brezilyalı olmasıyla mı ilgili hücum oynamaya başladılar. Ve yani yine yaşlı takım fizik olarak 90 dakikaya bu seviyede, bu seviye için konuşuyorum tabii. 90 dakikaya yetebilir, yetmeyebilir o ayrı konu ama yine de eğer bir şey yapacaksa bence hücumla yapacak. Başka türlü Milan'ın yani hem skor onu gerektiriyor hem Milan'ın yapısı bence onu gerektiriyor. Bir de şöyle bir avantajı olabilir Milan'ın turu geri alabilmek açısından. Sanmıyorum ama Manchester United o ilk maçın skoruna göre savunma yapıp da maçın başında Milan'a üzerine gelme fırsatı verirse bu biraz önce söylediğim sebeple Milan'ın hücum oynaması ancak iyi oynamasını sağlıyor sebebiyle belki bir kapı açar ama maçın öyle berabere biteceğini ya da bir farklı Milan kazansa bile bunun 4-3 olmayacağını düşünüyorum ve Manchester United'ın turu geçeceğini düşünüyorum. Baba Torik.